Teknoseyir'e hoş geldiniz. p konuşmamıza devam ediyoruz. Sadece bir yer değişikliği oldu. <laughs> Kadircan Toprakçı, e, Genel Müdür Yardımcısı e, evet. aramıza katıldı. Konu değişti çünkü. Şimdi girişimi konuşacağız. Girişimcilikten biraz bahsedeceğiz. Çünkü p kendisi de bir girişim. Evet. E, onu konuşuyorduk. Girişimlerin başarılı olanları, büyüyenleri başka girişimlere yol açıyor. Mutlaka. E, şimdi sizin de o yönünüz var. Birazcık şimdi her tarafımız girişim oldu. Herkes bir şeye girişiyor. Ee, ama istatistikte diyor ki ya bunun %90'ı %95'i batıyor günün sonunda. Hı hı. Ee, demek ki e, şimdi bu moral bozucu bir tablo. Ama bir yandan da bir de az da olsa bir de başaranlar var. Şimdi bu hı hı. başaranlardan olmak istiyoruz tabii. Hı hı. Bizi izleyenler de onun peşindeler. Kimse batsın diye girişim hı hı. açmaz, girişmez. Değil mi? Değil mi? Ee, bu konuda şimdi ne yapılabilir biraz konuşacağız sizin tecrübenizden faydalanarak. Hı hı. Tabii ki kendi alanlarımızda. Hı -hı. Ee, Tabii. Sonuçta tencere yapan adama belki bir şey diyemeyiz ama Tabii. bir teknolojiyle ilgili girişimlerde Hı -hı. Hı -hı. nereden başlamak lazım ya da sizin şey daha da önemli. hani başarısız olduğunu gördüğünüz girişimlerde ne eksikti? Siz Hı -hı. orada nasıl bir şey Hı -hı. bir yardımcı olabilirsiniz girişimcilere? Onu Hı -hı. konuşalım istiyor. Tamam, harika. O zaman şöyle başlayayım. Bütün girişimcilere evet. için genel bir şey söyleyerek bizim inandığımız en önemli konu girişimcinin ve girişimin istikrarlı olması gerekiyor. Evet. Şimdi bu yolculuk zor bir yolculuk. Hı -hı. Bu yolculuğun içerisinde özellikle Türkiye'de ciddi bir sermaye ile bu işe başlamıyorsanız ya da mütevazı ekiplerle başlıyorsanız Hı -hı. E, orada kantör kantör gözyaşı var, değil mi? E, girişimcilik Hı -hı. dünyasında. O yüzden ondan vazgeçmemek lazım. Hı -hı. Bugün hemen de bağlarsam e, başarısızlık noktasına. Başarısızlık yaşayan girişimcilerin çoğunun Erken pes ettiklerini görüyorum, düşünüyorum. Çünkü tamam bir şeyin arkasından gitmek güzel ya da e, olumsuzluğa doğru seyredeceğini gözlemleyip belki çıkmak da akıllıca bir karar olabilir ama bazen çok başarılı olabilecek fikirlerin, projelerin Hı -hı. arkasında yeterince insanların durmadığı için başarısız olduklarını da görüyoruz. Aslında bu tarafı biraz daha yukarı doğru çeksek oradaki oranlar dramatik değişir. Hı -hı. Ama o durma konusunda da şöyle bir şey var. Her girişim para yakıyor. Tutlar. Sonuçta Tabii. sen kendi kişi olarak sabırlı da olsan para bitti. Hı hı. Kaynağı tükettin belki de. Hı hı. İşte o da belki şeye hı hı. işaret ediyor. Plansızlığın ya da planın iyi yapılmadığına birazcık işaret hı. ediyor. Hı hı. Benim kendi gördüğüm de şu. Birçok girişim... İyi giderken bile batanlar var, muhasebe bilmediği için batıyor mesela. Çünkü biz hallederiz, Excel'de tutmuş bütün şeyi, ipin ucunu da kaçırmış bir noktadan sonra. Şeyi hesap edememiş bir ürün ortaya koyacaksın ve bu ürünü satmak istiyorsun. Satacağın ürüne bir değer koyman lazım. Bence en yine hatalı kısımlardan birisi bu ve sizin yardımcı olabileceğiniz şey. Ya ben iyi bir fikirle bir şey ürettim ya bunu kaça satmam lazım? Şeyi bile hesap etmemiş ya bunun işte vergisi ödenecek bir şey, bana ne kalıyor hesap etmeden sürmüş bir bakıyor hesapta aaa yani yani sattığı evet. halde. <laughs> Şimdi girişim ticari bir şirkettir. Tabii. Dolayısıyla e, şu da oluyor zaman zaman girişimcilerde. Biz de çok bu ekosistemle işli dışlı olduğumuz için gelen kişilerle de sohbet ediyoruz. İşte yatırım yaptığımız Hı -hı. kuruluşlar var. Bahsederiz. E, sohbet ederken e, bazen özellikle teknik kökenli kişiler ürünlerine çok aşık oluyorlar. Evet. Onu yapmaya çok odaklanıyorlar. Halbuki onu yaparken de bir taraftan da dünya akıyor, başka yerlere gidiyor, teknoloji evriliyor. Örneğin bizim bugün şöyle bir geriye dönüp bakınca o zaman belki bunu daha bu kadar çerçeveli düşünemiyorduk ama başarılı olduğumuz noktalardan bir tanesi bizim ilk günden itibaren bir satış personelimiz vardı. Hmm. Yani biz çok sahanın içinde de doğduk. Ve o sahadaki feedbackleri, tecrübeleri çabuk alıp evrildiğimizi düşünüyorum. Orada müşterinin isteği neyse şunu kesinlikle söylemiyorum. Tutup da salary substitute olan bir şekilde maaşını işte çevirebilecek hmm. bir iş kursun insanlar işte tırnak içinde esnaf olsunlar çok değerli ayrı mesele ama sonuçta startup dediğimiz dünya bunu gerektirmiyor. Bambaşka yerlere gitmeyi hmm. gerektiriyor. O yüzden kastettiğim şey bu değil. Ama bir taraftan da ya yani gidip bir yerde işte X çok büyük bir CSM şirketinde 200 günlük bir proje yapmak tam olarak bir girişim olmuyor. Hı. Girişim bir ürün ortaya koyması gerekiyor. E, dolayısıyla da bunu müşteriden doğru feedback alıp hemen ürünü adapte edebilir şekliyle geliştirirse çok iyi noktaya gider aslında Hı. insanlar. Bu noktada aslında ekip konusu önemli. Yani evet. bir girişime baktığımız zaman ekipleri sağlam olan, birbirine inanan gerçekten ve bu işi yapmak için... Bir şekilde rol paylaşımlarını yapmış olmaları çok önemli. Çünkü şeyi görüyoruz bahsettiğiniz gibi bu işin muhasebesi var, finansı yeah. var. Buralarda gerçekten Türkiye zor bir ekosistem yani. Şirkete daha başladığınız gün belki daha şirketleşmeden önce bile bir sürü para harcamanız gerekiyor yeah. temelde. Ki şirketleştiğinizde bu inanılmaz ölçeklere geliyor. Daha sonrasında işte bizim yaptığımız gibi ar-ge merkezi olmak, bazı regülasyonlar süreçler derken bu cidden ciddi maliyetli süreçler. Hmm. Dolayısıyla... Şeyi baştan koyuyor olmak lazım. Ahmet Bey'in dediği gibi fikrinize aşık olsanız da sizi destekleyecek, sizi tamamlayacak kişileri yanınızda bulundurmanız lazım. Bir fikrin ticarileşmesi noktasında siz kendi değerinizi ortaya koymuş oluyorsunuz ki piyasadaki birçok değerleme metodu o growth üzerinden bir şeyler sağlıyor. Bu müşteri artışı olabilir, ciro artışı olabilir. Dolayısıyla kendinizi benzeyen değil, kendinizin eksiklerini tamamlayacak kişileri ekipte mutlaka yer vermeniz gerekiyor artık. Hı -hı şöyle bir dünya var yani şu anda bende müthiş bir fikir var bu hiçbir yerde yok böyle bir şey yok Dünyanın her yerinde birçok fikir var ve paralelde bunlar e, uygulamaya geçilip geçmediğiyle değerlendiriliyor. Ama o ekibi kurmak da bir sermaye işi değil mi sonuçta yani? Tabi. Nasıl olacak? İşte bu noktada teknoloji şirketleri çok avantajlı aslında genelde o sermaye olarak koyduğunuz şey know-how olduğu için zihnen e, efor sarf etmeniz çünkü birçok insan üniversitede, kafede, evinde, odasında bir şekilde bu işlere başlıyorlar ve o büyümesi için bir potansiyel yaratıyor. Yani Diğer taraftan şunu mu tavsiye ediyorsunuz? Bu insanlar yetenekli hani her biri o işin bir ucundan tutacak insanlar ortak olsunlar mı? Aslında eğer fikirleri yakınsıyorsa beraber bir şeylere başlamak çok büyük bir avantaj onlar için. Ama burada ortak bir amaç olması çok elzem bir konu. Çünkü genelde bunların dağıldığını da görebiliyoruz zaman zaman. Bir şeyin peşinden gerçekten emek sarf edip onun üzerine çalışmak çok değerli bir şey. Dolayısıyla onu ufak ufak, tüm zorluklarda üstesinden gelerek devam ettirmeleri gerekiyor. İşte o hype'i yaratmak hem muhasebesel, finansal bir konu hem de aslında ne kadar efor verdiğinizle alakalı. Biz hep şey diyoruz işte. En başından beri bu işe girerken, bu işleri yapmaya çalışırken herkesin bir kişinin 24 saati varken biz iki kişi 48 saat olarak bu işleri hmm. yapmaya çalışıyorduk. Bu baktığınız zaman iki kat Öyle yani mi? efor olarak çok ciddi bir getiri sağlıyor. Dolayısıyla o sermayenizi iki katına çıkartmak anlamına geliyor fikir olarak. Doğru. Bir de şunu söylemek lazım. Girişim arkadaşınızla yapılacak bir şey olmayabilir her hmm. zaman. O kişinin sizi doğru tamamlaması lazım. Onunla sizin çok iyi anlaşıyor olmanız ya da gelecekte biz böyle devam ederiz gibi düşünüyor olmanız o girişimde başarılı olacağınız anlamına gelmez. Doğru kişileri bulmak lazım. E doğru. Gerçi sizin ekstra bir şansınız var. Siz kardeşsiniz. Evet. Bizim öyle bir şansımız oldu. <laughs> e, şimdi örnekten giden benim bir fikrim var şu anda Hı -hı. diyelim. İşte az önce konuşuyorduk. Dedim ki ya ben şu üzerinize düşen... Işığı görsün şu benim bir sensörüm, perdeyi hareket ettirsin motorla. Ben hı hı. bunun süper bir fikir olduğuna inanmışım. Hı hı. Diyorum ki ben bunu video çeken yerlere satacağım. Hı hı. Şimdi ama benim teknik bilgim yok. Ben sadece bir ihtiyacı gördüm şu anda. Dedim ki ya bundan ürün çıkarabiliriz. Hı hı. Şimdi ben bana ne lazım olduğunu bilmiyorum. Yazılımcıma lazım, mühendisme lazım, işte, işte donanımdan hı hı. anlayan hı hı. mühendisme lazım. Hı hı. Bana kim lazım? İşte ben fikrim var. Hatta hadi bir şekilde de param da olsun hı hı. başlangıç olarak burada ben böyle kalmış durumdayım. Bu girişim böyle ölür gider, bu fikirde gider. Şimdi ben bu noktada mesela sizin gibi yerlere gelsem bir mesafe alabilir miyim? Nasıl çalışabilirim? Şimdi iki türlü cevap verelim bu soruya. Birincisi, para Bizce girişimciler tarafında ve ekosistemde Hı -hı. büyütülen bir olgu. Para bir şekilde bulunur. Yani bugün bir sürü işte angel dediğimiz yapılar var, Tabii canım. bankalar var. Bir de çok büyük paralarla illa teknoloji projelerini başlamak değil. gerekmiyor. Arge tarafına girdiğinizde belki orada maliyetler artıyor ama sonuçta ticari bir ürün çıkarmak ya da bir yazılım projesi Hı -hı. çıkarmak her zaman doğru kişileri bulmak önemli. Çok ciddi maliyetli olmayabilir. Bir bunu diyebiliriz. İkincisi de Böyle bir fikirde, bu fikre benzer işler yapan, bunu ticarileştirmiş ya da benzer konularda bilgi sahibi olabileceğini düşündüğünüz kişilerle çok gitmek, konuşmak, sohbet etmek, sahayı dolaşmak, o firmalara gitmek lazım. Orada da şöyle bir şey geliyor. Ya fikrimi çalarlarsa? <laughs> şöyle, o firmaların, özellikle Türkiye için söyleyeyim ki dünyada da bence böyledir. Emin olun ticari realite içinde o kadar çok işleri var ki Hı. o fikri alıp doğrudan size çok açık bütün proje planlarıyla bile verseniz yapabilmeleri e, tırnak içinde söyleyeyim bunu çok zor. Hı. Dolayısıyla burada Dolayısıyla bundan çekinmek size daha çok şey kaybettirir. Burada değerlendirmek gereken fikrini çalması mı fikrini hiç yapamaman mı? Hı. Yani bazen onu tercih etmek gerekiyor. İnsanların dünyanın her yerinde aynı fikir var. Birileri senden önce yaptığın zaman atıl kalacak. Ona ne kadar erken başladığın, gerçekleştirip gerçekleştiremediğin önemli bu noktada. Bir de biz sahada bir fikri, bir projeyi, belki bir noktada argesi bile yapılmış bir şeyi araştırmaya başladığımızda, daha da derinleştiğimizde biz bunlarla ilişkili işte patentler buluyoruz, belli noktaları yapılmış, bu fikirlerin yayınlandığını görüyoruz, benzer isimlerde ürünler görüyoruz. Hmm. Yani Dolayısıyla dünyaya çok açık olmak lazım. Mutlaka bir şeyi sıfırdan icat etmek bugün, e, ee, mütevazı startup yapısında pek kolay değil. Dolayısıyla hemen hızlıca deneyip yapılanını hmm. görüp kişilerle sohbet edip sahaya yaymak. Ya lazım. Kend, yani başka bir kültüre göre yapılmış bir şey kendi kültürüne, ülkenin tabii, kültürüne tabii, uyarlayabilirsin. Tabii, 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 tabii. Şimdi benim fikrim süper diye Hı -hı. kabul ediyoruz. Siz dediniz ya bu olabilir. Şimdi Hı -hı. sizin orada ama ben tek kişiyim. Hani sadece fikrimle gelmişim Hı -hı. ama şey, yani ben diyeceğim ben 7-24 buna adamdım artık. Hı -hı. Bana adam bulun. Bu demek zor. Yani orada sizinle iletişimim nasıl olacak? Şimdi şöyle. Biz böyle projelere, fikirlere yatırım yapıyoruz. Hı. ...öyle yatırım yaptığımız kurumlar da var. Örnek veririz birazdan. İnternet girişimlerinden var. Adreport diye bir firma var. Bir YouTube tarafında influencer marketing'e... ...farklı bir bakış açısı getiren bir platform. Örneğin onlarda bizim ilk etkilendiğimiz konu... ...ekip olmuştu. Gelip bize heyecanlarıyla birlikte... ...biz böyle bir iş yapmak istiyoruz. Bu işe ilişkin biliyoruz da bu işi. Hatta aramızdan bir kişi bunu yapıp... bir ...youtube kanalında belli bir Hı. kitleye de ulaşıyor... Aynı zamanda buradaki sorunları da görüyoruz. İhtiyaç da bu. Buna ilişkin bir platform yapmak istiyoruz diye gelmişlerdi. Bugün belli bir noktaya geldik. İşte geçtiğimiz hafta gazetelerde Hı -hı. haberleri yayınlandı vesaire. Baktığınızda önemli olan insanların içindeki istek, şevk ve aynı zamanda o konuyla ilişkili ne kadar zaman harcamış. Orada bir problemi görmüş mü? O dünyanın içinden geliyor mu? Dolayısıyla buna inanmak değerli. Bizim orada ana bulunduğumuz nokta şu oluyor. Şimdi... Bir şekilde yazılım da biliyor olabilirsiniz evet. ya da donanımsal tarafta da uğraşmış olabilirsiniz, çok güzel. Ancak bunun ticari dünyadaki karşılıkları bambaşka olabilir. Orada bir şeyi, bir çıtayı aşmak için size profesyonel destek de gere gerekebilir. Hem teknik yönden olsun hem orada ticari mentorluk yönünden olsun öyle bir desteğe ihtiyacı olduğunda bu kişilerin destekliyoruz. Yani yazılım tarafını, arka tarafını da ürünleri geliştiriyoruz. Çok yani işte destek kelimesinin arkasında hep şey akla geliyor hep para veriyorlar. Para 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 hayır. Yani bir de sizin bir insan kaynağınız var. Bu insan kaynağınız ki de tecrübe yani <laughs> müthiş bir Tabii. tecrübe. Bundan faydalandırıyorsunuz değil mi aslında Kesinlikle. bir noktada? Kesinlikle. Bu noktada şey söylemek lazım. Yani o para para konusu gerçekten çok revaçta olan, herkesin evet. ağzında olan bir konu. Bunun aksine bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çünkü o know-how katkısı ya da nelerden geçmesi gerektiğine yönelik en azından mesela muhasebe ve finansal konularda bir hmm. destek bile gerçekten dünyalarını değiştirecek şeylere neden oluyor. Dolayısıyla biz şuna bakıyoruz gelen o fikirle beraber ekibin olgunluğu nerede ne yapmak istediğini değerlendirdikten sonra eksikleri neler? Hmm. İşte muhasebe, hukuk konuları çok ciddi mesela bu alanda kendi çok iç hukuk departmanımızla. Örneğin internet marketing üzerine çalışırken bir sürü kullanıcıdan hmm. almanız gereken konsantlar var aslında, izinler var. Bunları tamamlamak için biz bazen bunun içeriklerini hazırlıyoruz, veriyoruz. Teknik know-how olarak ekibimizi dedike ediyoruz, belirli kişileri. Aslında küçük takımlar oluşturarak o fikrin olgunlaşmasını, piyasaya hmm. çıkabilir, ticari boyuta ulaşabilir olmasına kadar... Faz faz o fikri destekliyoruz. Price taglerini belirleyene, belirleyene kadar, hangi mecralarda çıkıp ne kadar fiyatlanacağına kadar birçok konu var. Zaten bu aşamaları geçen bir şirketin şu an Türkiye'de konuşulan yatırım miktarlarının 10-15 katı civarında yatırımlarla başlaması hmm. mümkün oluyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Bazen çok erken aşamada yatırım alma gereksiniminde bulunan, o sırf en başında çok güçlü sermayesi olmadığı için parasını harcadığı, artık hmm. babasından, ailesinden alacak parası kalmadığı için bu çok değerli oluyor. Dolayısıyla bizi orada onların bir iş ortağı, beraber iş geliştiren ekip olarak düşünmek lazım. Biz beraber bir ekip Doğru. kuruyoruz onlarla. Doğru. Tabii ki bunların hesaplamaları beraber bir plan çerçevesinde, o plana sadık kalmak çerçevesinde çok fazla kırılımı var. Ama başta yapmaları gereken, benim böyle bir fikrim var, beraber yapabilir miyiz, benim böyle bir eksiklerim olduğunu düşünüyorum. Bunu nasıl yaparız demeleri hmm, hmm, hmm. yeterli aslında. Yani doğrudan para aramak yerine önce bir ekip aramak, hani %100, bir %100. yol gösterecek bilgisayar aramak çok de. daha değerli aslında. %100. Yani şunu söyleyeyim hatta, bizim yatırım yaptığımız kurum iki defa 100 bin TL'lerin hatta bir tanesi 500 bin TL'ye yaklaşan yatırımları reddetti. Hmm. Çünkü artık zaten ona ihtiyacı olmadığını ve daha fazla yatırım alabileceğini gördü sürecin içerisinde. O yüzden teknik kişilerle birlikte süreci canlıya almaya çalışmak daha hmm. değerli. Bir de şeyler var tabii yolun çok başında olan ve kendini geliştirmek isteyenler var. Hı hı. Yani daha hani o şeye gelmemiş. Ben yani piyasaya çıkmamış. Ama hı hı. kendisine şey seçmiş kendisi. Işte, teknoloji alanı. Ben yazılımcı olacağım. Hı hı. Görmüş oradaki şeyi. onlar için bize hep sorular şey nereden başlayacağız? Kaynaklar ne olmalı? Şimdi kaynağın çok olması da iyi bir şey değil. Çünkü hangisi doğruyu bu sefer bulamıyorsunuz. Ya da bulduğunuzun meğer o kadar da iyi olmadığını bazen hı hı. acı tecrübelerle anlıyorsunuz. Çok doğru. Orada ne yapabilirler? Aslında ofisimizde yeteri kadar yer var. Bize gelip çalışmaya başlayabilirler ya da buldukları yerlerde çalışmaya. Bir kere çok doğru bir alanda çalışmaya başlamak önemli. Hmm. Çünkü gözlem yapmak gerekiyor burada. İnsanlar nasıl iş yapıyorlar, nelerden geçiyorlar. O gün ofise girip çıkan insanlar, insanların duygu durumları birçok şeyi gözlemlemek hmm. gerekiyor. O yüzden o fikirlere başlamak için biz bu opsiyonu tanıyoruz insanlara. Hmm bir şeyler üzerinde deneyim kazanmak, teknik bir konuda bir şeyler sormak için bile bize ulaşabilecekleri birçok mecra var aslında. Peki. Hemen Peki şöyle denebilir. En pratik biz her cuma saat 10'da hmm. bir canlı yazılım eğitim veriyoruz. Canlı kodlama Ücretsiz. oturumları veriyoruz. Ücretsiz YouTube kanalımızdan gelip izleyebilirler. Orada yazılım teknolojilerine ile ilişkin yani sıfırdan how to diye düşün. Hmm. Sıfırdan işte ben c nasıl yazılım geliştiririm? Ben hep başlangıç nasıl seviyesi yapayım? mantığında mıyız yoksa? Ee, temel ilk bölümlerimiz hep başlangıç seviyesi hmm. mantığında. Ancak yazılım tarafı da var, farklı yazılım teknolojileri de var. Open Source tarafı da var, donanım tarafı da var. Yani ben basit bir e, mobil uygulamayla işte şuradaki motoru nasıl hareket ettiririm? Bir LED'i nasıl yakarım? Hmm. gibi. Böyle sıfırdan başlamak isteyen kişiler için de onu hava paylaşımını yapıyoruz. Canlı dediniz Canlı her yani zaman saat 10'da. Birileri de soru sorabiliyor mu bu, bu durumda? Tabi tabi sorabiliyorlar. O anda canlı yanıtlıyoruz Hı -hı. oradaki soruları. E, canlı anlatıyoruz. Aynı zamanda Twitch üzerinden de yayınlanıyor. Onu rahatlıkla gelip izleyebilirler. Hı -hı. En azından bir başlangıç noktası olur. Başlangıç noktası olur. Bizle tanışabilirler. Soru sorarlar. Onlar yanıtlanır. Hı -hı. Devamında ilerlettikleri zaman bize çok uh, projesini anlatan, e-posta atan, soru soran kişi oluyor. Onların hepsi yanıtlanıyor. -hı. -hı. Şimdi bir, bu video bir öncekinin devamı aslında. Hmm. Orada hatırlatmıştı, orada söylemiştim. Burada da hatırlatayım. Yine bu konularla ilgili de. Şimdi orada biraz daha farklı konular konuştuk. Burada biraz daha girişim tarafına girmiştik. Evet. yine bu girişimcilik meselesiyle ilgili de sorular varsa bunun altında bu videonun altında yorumlara yazarsanız biz yine sizde, evet. size, size evet. hem sizler okuyacaksınız zaten olur. hep size olur. ileteceğiz. Hem de daha sonra tekrar toplandığımızda evet. bir oradaki faydalı soruların evet. cevaplarını bir daha buradan olur. iletiriz. Çok Merak mutluluk. edenler için o Kantar göz ne onu anlatırız. Evet, evet. Peki olur. yine çok teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.